Merhaba arkadaşlar, parfüm kanalıma hoş geldiniz. Şıkır şıkır yeni bir videoyla karşınızdayım. Belki de senenin son parfüm videosu olacak diyebilirim. Ve konumuz ne? Tabii ki de yılbaşı akşamı. Yılbaşı akşamı artık kıyafet kombinlerimizi yaptık, makyajımıza, saçımıza karar verdik. Sıra geldi parfüm seçimimize. Parfümümüz tamamen tavrımızı ve tarzımızı belirler. Karşımızdaki kişiye aslında uygulayacağımız davranışı, hiç tanışmadığımız bir insana bile kokunuzla kendinizi çok rahat bir şekilde anlatabilirsiniz, ifade edebilirsiniz. O yüzden parfüm seçimi daima çok önemlidir. Ben bir de şunu yapmayı çok seviyorum. Videolarımda da, gezilerimde de sıkça sizlere bahsediyorum. Bir parfümle o anı hapsetmeyi çok severim gerçekten. Bu ne demek? İlk defa videolarıma denk gelenler için kısaca açıklayayım sizlere. Şöyle ki, ben o akşama özel mutlaka bir parfüm seçmeye özen gösteririm. Genelde günlük hayatımda aynı parfümü kullanırım. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Yani bir imza kokunuz mutlaka olsun ama belirli bir an veya özel bir gün için seçebileceğiniz bir parfümünüz de olsun derim. Ben bir tatile giderken kullandığım o parfümü yeniden kokladığım zaman her zaman aklıma o tatilim gelir, o anım gelir veya o akşam çıktığımız yemek gelir. Yılbaşı akşamı da benim için bunlardan bir tanesi. Bence anılamaya değer günlerden bir tanesi diye düşünüyorum. İster evde olun, evde baş başa yemeğinizi yiyin, isterseniz dışarıda bir etkinlikte, parti şeklinde kutlayın veya kalabalıklar içerisinde olun. Parfüm seçiminiz bence çok önemli olacaktır o gece içinde diye düşünüyorum. Sizlere önereceğim 5 tane güzel kadın parfümü önerisi olacaktır. Sizler için özellikle yılbaşı önerisi olarak seçtiğim bu 5 tane parfüm, koklayınca odayı dolduran, koklayınca bir kere bile koklayınca burnunuzda kalabilecek olan kokular vardır ya, o tarz parfümlerden oluşuyor aslında. İlk parfüm önerime hemen geçmek istiyorum hızlıca. Size önerebileceğim ilk kadın parfüm önerisi Lancôme La Nuit Trésor olurdu. La Nuit Trésor tam bir kış kokusu bence. Bana özellikle de bunu andıran içerikleri içerisinde meyan kökü, kahve, vanilya ve çikolata karışımını hissettirmesi ve bence son derece ekonomik de bulduğum bir parfüm. Sebebi ise 8 saat üzeri performans sergiliyor. Gerçekten muhteşem kalıcılığa sahip olan bir parfüm diyebilirim sizlere. Hatta ben de bu parfümden daha öncesinde çantamın içerisine attım ve akıntı yapmış, böyle bir sızıntı yapmış. Yıllar geçti, hala o çantanın içi bu parfümden kokuyor diyebilirim. Yani alın bu parfümden 30 cc'yi artık, kenara koyun, özel günlerde kullanın ve sıkın çıkın. Öyle bir parfüm diyebilirim size. Böyle bir uzun gece içinde ideal olabileceğini düşündüğüm kokulardan bir tanesidir. Bu parfümü koklayınca böyle tatlı bir hava gelecek size. Alt tonlarda çikolata içeriğini bariz bir biçimde hissedebilirsiniz. Bazılarına göre bu parfümün içerisinde meyvesel esintiler de mevcut ama ben bu koku için çok meyveli diyemem. Daha çok oryantal, hafif böyle baharatik hava hissettiren bir tarzı olduğunu söyleyebilirim. Yaş olarak da bence 25 yaş üzeri her kadın için çok ideal olabilir. Belki genç kızlar için çok ideal olmayabilir. Birazcık daha böyle ağır bir hava katabileceğini düşündüğüm kokulardan bir tanesidir. Ama performans olarak gerçekten sizi memnun edebilecek olan parfümlerden bir tanesi. Bu parfümü aldığın zaman yanınıza ekstra tazelemek için hiçbir ürün almanıza, hiçbir koku parfüm almanıza gerek yok. İkinci parfüm önerim Tom Ford'un Yasmin Rouge isimli parfümü. Tom Ford Yasmin Rouge içerisinde tarçın, kakule, zencefil, baharatımsı esintilerle beraber Yasemin havasını alabileceğiniz bir koku karışımına sahip. Bence son derece kibirli bir parfüm diyebilirim. Neden böyle diyorum? Çünkü parfümü ilk kokladığınız anda onu çözümledim zannediyorsunuz. Parfümü anladım zannediyorsunuz. Aslında çok basit bir Yasemin kokusu mu bu diye düşünebilirsiniz ama belki sizi buna iten şey isminden de kaynaklı olabilir. Ama asla basit bir Yasemin kokusu deyip kenara çekilemem bu parfüm için. Gerçekten markaya da büyük haksızlık olur diye düşünüyorum. Parfüm içerisinde belli belirsiz isli bir havayı alıyorsunuz. Yani kesin ve net bir çizgileri olan bir parfüm. Bu parfümün ağırlığı var ve bence kullanan kişiye de o kibirli havasını yansıtan bir parfüm diye düşünüyorum. Hani karşınızdaki kişiyle aranıza mesafe koyabilecek tarzı olan bir parfüm. Ben bu parfümle beraber daha böyle seksi, vamp bir kıyafeti, böyle belki dümdüz kırmızı, birazcık böyle çapraz gelen dekolteli bir elbiseyle son derece yakıştırabileceğimi düşünüyorum. Son derece dişi karaktere sahip olan parfümlerden bir tanesi. Üçüncü parfüm önerim sizlere Versace Christian Noir isimli parfüm. Versace Christian Noir de son derece feminen, dişi, sütlü bir havaya sahip. Nasıl sütlü? Hindistan cevizi sütlü
havaya sahip olan diyebileceğim parfümlerden birisidir. Bu biraz daha diğer iki saydığım parfüme oranla daha rahat bir havada kokuyor diyebilirim. Yine tabii ki de son derece baskın karaktere sahip olan bir parfüm ama bu parfümle evde rahat bir şekilde belki pijamalarınızla, kazaklarınızla keyifli, sıcak bir ortamda kullanabileceğiniz parfümlerden birisi olabilir diye düşünüyorum. Ve bence o gece içinde özel olarak seçmiş olduğunuz kokulardan birisi olabilir. Bu parfümü her kokladığınızda aklınıza o geçirdiğiniz sıcak yılbaşı gecesi gelebilir. 4. parfüm önerim sizlere Midnight Rose. Midnight Rose diğer saydığım kokulara oranla bence çok daha zarif bir havası var ve bu birazcık daha genç bir havaya itikliyor onu açıkçası. İçerisinde gül, kehribar ve sedir havasını hissedebileceğiniz bir karışıma sahip. Belki çok hafif, belli belirsiz ahududu havasında hissedebileceğiniz tarzda bir parfüm. Daha böyle meyveli, oryantal bir gül havasını yansıtan tarzda bir koku. Zaten bu meyve ve oryantal havasının birleşimi bu gül kokusunu geceye doğru sürüklüyor diyebilirim sizlere. Daha yavaş geçen bir gece, hafif çalan bir müzik, mum ışığında bir yemek için bence son derece yakışır tarzda bir koku diye düşünüyorum. Son parfüm önerim sizlere Armani You. İçerisine baktığınız zaman limon, neroli esintilerini yansıtan tam bir klasik Armani imzasını taşıdığını zannettiğiniz bu parfüm aslında sizi koklayınca yani bu koku da ne böyle diyebileceğiniz havaya itebilir. Gerçekten tam soğuk karlı kış gecesi kokusu diyebilirim sizlere. Bazı kokular vardır kokladığınız anda sizi belirli bir sıcaklığa doğru gerçekten iterler. Ve bu parfümde o kokulardan bir tanesi. Çünkü içerisinde gerçekten tam bir ambergris patlaması, amber tonajlarını yansıtan bir havaya sahip bir kokudur. Bu yüzden gerçekten çok sert gece, sert kış gecesi kokusu diyebileceğim parfümlerden bir tanesi. Bu parfümü asla yazın ben kullanmanızı hayal bile edemiyorum. Gerçekten çok yoğun bir patlamayla karşılaşabilirsiniz. 2 saat sonrasında bu kokuda çok büyük bir açılım oluyor. İlk kokladığınız anda belki hani size çok fazla ağırlığını yansıtmamış olabilir ama parfümün saatler içerisindeki yayılımı gerçekten sizi şaşırtacaktır. Bence bu da yılbaşı gecesi için güzel seçimlerden bir tanesi olur diye düşünüyorum. Özellikle de şu son yaşadığımız karlı günlere yakışır tarzda bir kokudur. Umarım benim sizlere yılbaşı gecesi için seçtiğim parfümlerden memnun kalırsınız. Kokladığınız zaman siz de bana gerçekten hak verirsiniz ve aranızda bu kokulardan seçenler olur. Bahsettiğim kokularla alakalı sizin de tecrübe ettikleriniz, fikirlerinizi paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen videonun altına yorum olarak ekleyin. Bilgi paylaştıkça güzeldir diye düşünüyorum. Özellikle de parfüm konusunda ben sizlerle sohbet etmeyi, sizlerden fikir almayı, hangi parfümün kimlere nasıl çağrışımlar uyandırdığını dinlemeyi çok seviyorum gerçekten. Çünkü parfüm öyle bir şey ki herkese farklı bir hava ve hissiyat katabilir. O yüzden sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Sizlere de hemen küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Instagram sayfamızda Kokluyorum'da 3 kişiye yeni yıl parfüm hediyesi vereceğim. Bunun için bir çekilişimiz var. 3-4 gün sonrasında da bu çekiliş sona erecek. Katılmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Unutmadan seneye görüşürüz. Kötüyü espri yapmadan kapatamazdım herhalde.